Merhaba arkadaşlar. Bugünkü Linux komut eğitiminde User Del komutundan bahsedeceğim sizlere. Bir önceki dersimizde User Add komutuyla kullanıcıların nasıl eklendiğini ayrıntılı bir şekilde göstermiştim. Bugün de oluşturduğumuz kullanıcıları nasıl kaldırabileceğimizi göstereceğim. Bakın çok basit. Sudo ile yine User Del yazıyorum. Bakın. Silebileceğim zaten kullanıcılar otomatikmen geliyor. Yine bizim burada silmek için root ya da sudo grubuna ait olan bir kullanıcı hesabımız olması lazım. Bunu kaldırabilmek için. Şimdi hemen örneklerle devam edelim. Bakınız şöyle ekranı temizleyeyim. Geliyorum sudo. İlk önce daha önce görmüştük user add komutuyla. Bir tane komut ekleyelim. Burada M parametresi yazıyorum. Home directory'si olsun diye. Bakıyorum. Geliyorum. Raki 200 diye bir tane kullanıcı oluşturdum. Ne diyor? Zaten mevcut diyor. Sürekli oluşturuyorum. Raki 300 diye bir tane kullanıcı oluşturdum. Evet. Bunu hemen silmek istiyorum. Bakın. Oluşturdum ve silmek istiyorum. Raki 300. Bakın sildim. İşte user del komutuyla bir kullanıcının hesabını kaldırmak bu kadar kolay. Ama küçük ayrıntılar var. Bunlardan bahsedeceğim. Kullanıcının hesabını hiçbir parametre kullanmadan bu şekilde kaldırdığınızda kullanıcının home direktörüsü kalkmıyor. Ne demek bu? Bakın şimdi home altında Raki 300 diye kullanıcının direktörüsü duruyor. İşte kullanıcıyı kaldırırken kullanıcının direktörüsünü de kaldırmak istiyorsak eğer ne yapacağız? Kullanıcıyı R parametresiyle kaldıracağız. Ne demek bu? Yani bir kullanıcının şöyle kullanıcı oluşturalım. Bakın. Raki 400'ü M parametresiyle oluşturdum. Home folder'u şey yaptı. Sonra silmek istiyorum. Bakın geliyorum. Diyorum ki bunun diyorum home direktörüsünü de sil diyorum. Şey 400 özür dilerim. 400'ü home direktörüsüyle beraber sil. Sadece home direktörüsü değil. Bu R'la iki tane şeyi siliyor. Bir home direktörüsü bir de şu dizinde kullanıcının mail hesabı kurulduysa oradaki mail havuzunu kaldırıyor. Ama burada şu an kullanıcının burada herhangi profili oluşmadığı için ya da burada herhangi bir data olmadığı için burada böyle bir klasör bulunamadığı ile ilgili bir uyarı alıyoruz. Ama şey silindi mi? Home direktörü silindi mi? Hemen bakalım. Bakın home direktörü yok. Görüyor musunuz? Home direktörü sildi. Buraya kadar tamam mı? Şimdi user add komutunu size anlatırken ne dedim? Bir kullanıcıyı oluşturduğunuzda kullanıcı nerelere kullanıcı ile ilgili bilgiler ekliyor. Hatırlıyor musunuz? Şuraya dedim ki bakın şu dizinlere hatırladınız mı? Şu dizine doğru mu? Sonra şu dizine kullanıcı ile ilgili girdiler ekliyor. Sonra şu dizine ve siz kullanıcıyı kaldırdığınızda otomatikman user del komutu buradaki kullanıcı ile ilgili ilişkili bilgileri de kaldırıyor. Buraya kadar tamam mı? Şimdi R komutunu da işledik. R komutundan sonra şöyle düşünelim. Arkada bir kullanıcımız var ve bu kullanıcının oturumu açık. Şimdi ilk önce bana şu soruyu sorabilirsiniz. Açık oturumları nasıl görüntüleyebilirim? Açık oturumları görüntülemek için kullanabileceğimiz birkaç tane komut var. Mesela ben şu an açık bir oturumu görüntüleyeyim mesela. Yani şu an benim sistemimdeki açık oturumları görüntüleyelim hemen. Şöyle biraz kibar yazayım. Bakın
Sistemimde 3 tane kullanıcının oturumu açık. Efi 1, Efi 2, Fırat Canol. Fırat Canol benim hesabım. Efi 1 ve Efi 2 de 2 tane kullanıcı açık. Bunları ben oluşturdum. İkisiyle de switch user yapıp logon oldum. Logo olmadan kendi hesabıma geçtim. İkisi de arka planda şu an açık. Şimdi açık olan bir kullanıcının hesabını nasıl kaldırabiliriz? Bakın şimdi ne oluyor? Bakınız şimdi. Geliyorum. Sudo user del efi 1 diyorum. Bakın diyor ki bu kullanıcı arka tarafta belirli prosesleri aktif diyor. Bunu diyor bu şekilde diyor kaldırmayın diyor. Kaldıramazsınız diyor. Şu an çalışıyor. Kaldırıp şöyle yaparsam peki, yani şu değişiyor mu? Değil mi? Hayır, hiçbir şey değişmiyor. Ha, ne yapacaksınız burada? Yapacağınız olay şu. Geleceksiniz, ilk önce kullanıcının proseslerini bir sonlandıracaksınız. Nasıl? Bakın. Kill all. Kullanıcıyı yazacaksınız. Bakın. Kullanıcının F1. Bakın. Bu şekilde kullanıcının prosesini sonlandıracaksınız. Ha, şöyle de diyebilirim. Bakalım. Kill. Şöyle gelelim. 1703. Bakalım. Kullanıcının prosesini bu şekilde sonlandırabiliriz. Buraya kadar tamam mı? Şimdi devam edelim. Şimdi kaldırmaya çalışayım kullanıcıyı. Bakın nasıl kaldırıyorum. Neydi? F1. Bakın kaldırdı kullanıcıyı. Yine aynı şekilde şu dizinde herhangi bir şey olmadığı için bununla ilgili bana uyarı verdi. Tamam. Şimdi benim başka açık oturumda kullanıcım var mı? Neyle görüyordum? Şununla görüyordum. Bakın F2 kaldı. Şimdi ikinci bir şey. Bunu ben şey kaldırmadan, yani ben kill all kullanmadan bunun oturumunu kapatabilir miyim? Şey, kullanıcı hesabını silebilir miyim? Bakın o da şöyle. Gelip kullanıcıyı mevcutta oturum açmış. Arka tarafta oturumunu kapatmamış. Yani şu an sistemde açık bir oturumu gözüküyor. Bakın geliyorsunuz. F2 diyorsunuz. Force anlamında R ile beraber R'la, yani artık R ya da R hangisiyle ifade ediyorsanız R ya da F beraber ikisini geliyorum. Bakın. Ne diyor? F2 home direktörü kaldırma error. F2 var mı? Şu an bakalım. F2 duruyor burada. Bakın. F2 gitti, görüyor musun? Şu an var mı kullanıcı? Prosesi duruyor mu? Prosesi duruyor. Niye prosesi duruyor? Çünkü prosesi sonlandırmadık. Prosesi sonlandırmadık. Ne olacak? Bir sonraki oturumda, yani makineyi kapattınız, o arkada ya da siz gidip bu kullanıcı ile ilgili yine prosesleri search edip onu sonlandırabilirsiniz. Hesap gitti mi? Gitti. Şu an bu açıkta böyle bir kullanıcı var mı? Yok. Bakalım var mı? Bakın. F2'de listede bir kullanıcı görebiliyor musunuz? Yok. İşte bu kadar. User del komutuyla basit bir şekilde kullanıcıyı kaldırabilirsiniz. Kullanıcının eğer home direktörüsünü, yani hiçbir argüman kullanmadan kullanıcıyı silerseniz home direktörüsü ve mail folder'ı kalır. Bunu kaldırmak için ne yapıyorsunuz? R parametresiyle, R parametresiyle bunu çalıştırıyorsunuz. Oturum açıksa ne yapıyorsunuz? Ya ilk önce prosesleri kill all'la, kill komutuyla proseslerini sonlandırıp normal bir şekilde R parametresiyle kaldırıyorsunuz. Ya da ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz R ve F parametresini beraber kullanıp force edip zorla hesabı siliyorsunuz. Bu şekilde hesapla ilişkili dosyaları vesaire kaldırabiliyorsunuz. Ama şunu unutmayın. R parametresi, force parametresi hiç fark etmez. Sadece iki dizini kaldırır. Home dizini ve
Dediğim gibi bir de var altındaki, yani şuradaki şu şurası home direktörüsü ve buradaki kullanıcıyla ilişkili mail profili varsa burayı kaldırıyor. Onun dışında kullanıcının oluşturduğu başka yerlerde dosyalar varsa kullanıcıyla ilişkili, bunları sizin elle kaldırmanız gerekiyor. İşte bu kadar. User del komutunu sizlere anlatmaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı olur. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.